Ankara, Trablus'tan askeri danışman ve ekipman gönderilmesi çağrısını kısa sürede kabul etti. Artık meşru hükümetin başkenti koruması için gerekli destek hazırdı. Türkiye, darbeci Hafter'in savaş alanında ilerlemesini durdurmak için meşru hükümete mümkün olan tüm askeri desteği verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamı durduracak bir ateşkes anlaşması için diplomasinin her yolunu açık tuttu. Türkiye ve Rusya, savaşın taraflarını Moskova'da bir araya getirdi. Ancak darbeci Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etti. Diplomatik çözüm umudunu yitirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Avrupa Birliği liderleriyle çalışmalarını sürdürdü. Almanya'da toplanan Libya Uluslararası Berlin Konferansı'ndan da ne yazık ki çözüm çıkmadı. Çünkü Hafter, sadece askeri çözümlerle ülkenin tam kontrolünü istiyordu. Hafter'in bu tutumu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını ve Libya'nın geleceğini giderek tehdit eder hal alınca, Türkiye, Trablus'a desteğini artırdı. Düzenlenen tarihi önemdeki insansız hava aracı harekatı, Hafter'i ve destekçilerini bir anda durdurdu. Meşru hükümet, Hafter güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kurtardı. Hafter milisleri adeta kaçmaya başladı. Türkiye'nin desteği, savaş alanındaki dengeyi sağlamıştı. 5 Temmuz'da Libya Meşru Hükümeti, Libya'nın batısında Hafter'in elinde bulunan son kent olan stratejik Tarhuna'nın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Artık Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Meşru Hükümetin, ülkeye demokrasiyi getirmek ve düzeni sağlamak için yüzünü stratejik Sirte kentine çevirdi. Sahadaki gelişmelerin kendi aleyhine döndüğünü gören Hafter, meşru hükümetin ilerleyişini durdurmanın yollarını aramaya başladı. Son girişimi ise ulusal mutabakat hükümetinin çağrılmadığı Kahire'de tek taraflı ateşkes ilanı. Oysa aynı Hafter, birkaç ay önce Moskova'da tüm tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkesi imzalamamıştı. Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hafter'in bu çağrısı, onun Libya'nın çoğulcu geleceğinde yeri olmadığını gören Trablus ve Ankara tarafından reddedildi. Afrika'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'deki çıkarları tamamen sekteye uğrayan ülkelerin itirazlarına, hatta Afrika'daki sömürgeci geçmişini unutarak Türkiye'yi, Libya'yı işgal etmekle eleştiren Fransa'nın tepkilerine rağmen Ankara, Libya'daki kardeşlerini ve bölgedeki çıkarlarını korumada kararlı. İster darbeci Hafter'in tamamen yenilgiye uğratılması, ister tıbbi yardım, isterse Akdeniz'de ekonomik işbirliği olsun, Türkiye müttefiğiyle yan yana durmaya devam ediyor.